Hepinize merhaba arkadaşlar, Can Motovlog'dan selamlar. Yakın zamanda bir arkadaşım küçük CC motosiklet aldı ve sigorta yaptırdı. Sigorta fiyatını görünce biraz dikkatimiz dağıldı. Yüksek bir fiyat. Ben de belki bu konuyu merak eden arkadaşlar varsa bununla ilgili bir video çekmek istedim sizlere. Öncelikli olarak arkadaşımızın geçmişte yaşadığı bir kaza vardı. O yüzden bir puanlamaya tabi tutuluyorsunuz ve kişisel olarak değerlendiriliyorsunuz. Bu geçirdiğiniz bir kaza olabilir, yaptığınız ya da yaşınız, kişisel bir özelliğiniz gibi durumlardan, sigortanız kusurlu sebeplerden dolayı yüksek çıkabiliyor. Almış olduğum motosiklet genelde kurye arkadaşların kullandığı, işte göbeğe nasıl girilir biliyor musun, bilmiyor musun, bilerek mi yapıyorsun, bilmeyerek mi yapıyorsun, insanların hayatlarını riske atıyorlar. Evet, almış olduğum motosiklet Honda. Honda'nın bir skuturu. Sıklıkla kurye motosikletlerde kullanıldığı için trafikte görme şansınız bu motosikleti biraz fazla. Şu bilgiyi ben biliyorum. Bunu zamanında araştırmalarımla ulaşmıştım. Trafikte ne kadar eşsiz bir makine sürüyorsanız bu makinenin sigortası o oranda uygun çıkıyor. Çünkü sizin bu makinenizden başka kimse olmadığı için sigorta kaydı olarak bakıldığında pek bir kayıt çıkmıyor. Ne bileyim, kaza yapmış, kaza riski, istatistik olarak bunlar düşük çıkıyor. Ve aslında az üretilen bir makine kullanıyorsunuz, çok üretilen bir makineden daha az sigorta ücreti ödemiş oluyorsunuz. Bunun tek sebebi de diğer sizin gibi bu aracı kullanan insanların yapmış olduğu, karıştığı kazalar sigortanın fiyatını yüksek çıkarttırtıyor. Eğer böyle bir şey yoksa, kullandığınız makine az sayıda üretilmiş bir makine ise tabii ki de trafikte daha az kazaya karışmış oluyor motosikletiniz. Marka model olarak bakıldığında, çünkü sigorta genelde marka model olarak yapılıyor. Sizden marka model kaydı istiyorlar, sigortada yapıyorlar ruhsatınızı alarak. O yüzden arkadaşımızın aldığı motosikletin sigortası şu an benim kullanmış olduğum 600'lük motordan çok daha pahalı çıktı. Bunun sebebi de bu diye düşünüyorum. Bir, onun geçmişte yaşadığı kaza vesaire karıştığı olaylar. İkincisi de makinenin çok fazla kullanılan, tercih edilen ve trafikte birçok olaya karışan bir model olması. Bununla ilgili de sizin de düşündüğünüz ya da karşılaştığınız durumlar olabilir diye size paylaşmak istedim bu konuyu. Sigorta konusu hakkında eklemek isteyecekleriniz varsa videonun altına yorumları ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben size kendi bildiğim kadarıyla aktarmaya çalıştım. Ben bir sigortacı değilim, sigorta çalışanı da değilim. Bir de motosikletleri seven bir sigorta var diye biliyorum, Quick Sigorta. Bunu da reklam değil ama araştırabilirsiniz. Ben denk gelmiştim, buna da bakabilirsiniz arkadaşlar. Kısa bir video olsun, sizlerle bu konuyu paylaşmak istedim. Aldığınız motosikletin CC'si ne kadar yüksek olursa olsun, trafikteki çoğunluğu, karışmış olduğu olaylar ve sizin kişisel geçmişinize bağlı olarak sigorta fiyatları belirleniyor. Yani ben 125 cc'lik bir skuter aldım, bunun sigortası bir 600'lük motordan, bir minik motordan neden daha fazla diye düşünürseniz cevabı bu arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın arkadaşlar.